var. O da yakın zamanda ihale edilecek. Ve 48 aylık bir süre içinde bu deşarjla ilgili, derin deşarjla ilgili sistem muhtemelen yürürlüğe girecek. Tabii organize sanayi bölgeleri tarafından oluşturulan şirket bu işleri yürütüyor. O nedenle biraz bürokrasiden arındırılmış görünüyor. Ama tabii çok teknik bir konu, çok az yapılmış, Türkiye'de az uygulanmış bir proje. O nedenle projenin uygulama aşamasında duyarlı olmak lazım. Yeterli denetim sağlanması lazım. İhaleyi, tünel ihalesini alan şirketinde donanımlı olduğunu arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Tabii Devlet Su İşleri ve İSKİ'nin teknik katkıları var projenin uygulamasında. O nedenle önemli bir aksama olmayacağını düşünüyorum ben şahsen. Bu tabii Tekirdağ için, Trakya için çok önemli bir proje. Türkiye için önemli bir proje, örnek bir proje. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu boyutta bir çevre projesi bugüne kadar yapılmadı. Orman ve Su İşleri Bakanımız da bu konuda çok duyarlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bu konuya özel önem verdiğini gördüm. İnşallah bir aksama olmadan proje sonuca ulaşır. Tabii Tekirdağ'ın diğer önemli bir konusu da turizm konusu. Ama bu yazlıkçı, günübirlik yazlıkçılarla günübirlikçilerin ağırlıklı olduğu bir turizm anlayışı burada var. Nasıl dönüşür? Bunun da araştırılması gerekir. Tabii çevrenin ve sanayinin ortaya koyduğu sorunlar öbür tarafta turizme etkiliyor. Bir taraftan sanayileşmek istiyoruz, bir taraftan turizmi geliştirmek istiyoruz. Hepsini bir arada yürütmek için entegre uygun dünyada örnekleri olan projelere bakmak lazım, uygulamalara bakmak lazım. Ona dikkat etmek lazım. Yine Karadeniz bölümünde, Marmara bölümünde tabii farklı konseptler oluşaklarında turizm yönünden değerlendirilmesi lazım. İstanbul'a çok yakın olması bölgede İstanbul'dan gelen işte geçici insanlar, geçici konaklayanlar diyelim. Tabii bölgenin sosyolojik yapısını da etkiliyor, değiştiriyor. O nedenle bunların bir arada değerlendirilerek Tekirdağ turizminin geleceğini ortaya koymak lazım. Tabii farklı, çok göç alması, farklı etnik grupların, farklı kültürel grupların, farklı kültürdeki insanların, farklı eğitimdeki insanların buraya gelmiş olması çok fazla asayiş sorunu doğurmuyor. Bunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Ancak son yıllarda ülkemizde önem arz eden ve akşam kesinleşen, kanunlaşan güvenlik paketi içinde de önemli bir şey, iki maddesi yer alan uyuşturucu konusu çok duyarlı olunması gereken bir konu. Özellikle son yıllarda ucuz maddelerin temin edilmiş olması, bunlar isimlerini şöyle reklamlarını yapmamak lazım. Son derece kolay üretilebilen, kolay pazarlanabilen, ucuz pazarlanabilen bir takım zararlı maddeler ülkemizde yaygınlaşıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Göç alan bölgelerde, gençlerin, işsizlerin bol olduğu yerlerde bu iş daha dikkatli takip edilmelidir. Maalesef bu insanlık düşmanlığı kişiler bu kötü maddeleri gençlerimize pazarlayarak kendi kârlarını maksimize ediyorlar ve bizim gençlerimizin geleceğini zehirliyorlar. Bunlara da dikkat etmek lazım. Basınımızdan da bu konuda gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Zaten bugüne kadar da bu konuda önemli bir destek sağlandığı belli. Herkes, bütün toplum, bütün aydınlık kesim, hepimiz bununla mücadele etmemize rağmen bu kötü madde kullanımı maalesef dünyanın da etkisiyle, tabii internet ortamında satılıyor bu tip şeyler.